بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين اتخذوا من دون الله مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون صدق الله العظيم. Evet, kıymetli dostlar, tarihi bir mekan, tarihi bir şehir, Prizren Eminpaşa Camii'nde Muhammed Naci Efe hocamızın okuduğu bu güzel Kur'an-ı Kerim'le efendim Balkanlardan
Türkiye'ye, Kosova'dan ana vatana, bütün dostlara selam ve hürmetlerimizi gönderiyoruz. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun, bereketli olsun. Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi cehennem azabından kurtuluş vesilesi olan Ramazan ayınız kutlu olsun, mübarek olsun. Allah'ımıza sınırsız hamdü senalar olsun ki bu mübarek aya bizleri kavuşturdu. Allah'ımıza sınırsız hamdü senalar olsun ki bu ayın güzelliklerine, bu ayın imkanlarına, bu aydaki bütün lütuflara bizleri ulaştırdı. İnşallah hakkıyla faydalanıp bu aydan en üst düzeyde müstefid olup Kadir gecesine kavuşup bayram sevincine ulaşmayı Allah cümlemize nasip eylesin. Evet, bu sene özellikle Türkiye'mizde Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi vesilesiyle yaklaşık 50 binden fazla kardeşimizin vefatı, 100 bini aşan kardeşimizin yaralanması ve 13,5 milyon insanımızın birebir etkilendiği ama Türkiye ve gönül coğrafyasında bütün Balkanlara baktığımızda, Balkanlardaki birçok kardeşim bana öyle dedi. Hocam, fiziki olarak depremi Türkiye yaşadı ama gönlünde, dünyasında, iç aleminde hepimiz o depremi, o acıyı yaşadık. Acılar paylaşıldı, paylaşılmaya çalışıldı. Cenab-ı Allah ölenlere rahmet eylesin, hastalara şifa versin. Cenab-ı Allah milletimizi, devletimizi, Kosova'mızı ve bütün Müslümanları, hatta bütün insanlığı bu ve benzeri bütün felaketlerden korusun, muhafaza eylesin. Değerli kardeşlerim, içerisinde bulunduğumuz bu mübarek mescit 1831 yılında inşa edilmiş. Bir sancak beyi olan Emin Paşa tarafından. Kendisi de hemen caminin külliyesinde, haziresinde medfun bulunmaktadır. Emin Paşa Camimiz aynı zamanda yine yanı başında Türkiye'deki hayır sahibi kardeşlerimizin Kosovalı kardeşlerimize hediye ettiği bir Emin Paşa erkek yatılı Kur'an kursu ve yine Alaaddin Medresesi öğrencilerimizin yurt olarak kullandığı mekanı bugün hizmet olarak insanlığa sunmaktadır. Tabii ki Prizren çok farklı bir şehir. Bugün sokaklarında gezerken de söyledim, tarihe şahitlik etmiş, 6 asırdan fazla efendim yakın dönemde Arnavutuyla, Boşnağıyla, Türküyle, Sırpıyla bütün insanların adeta kardeşlik muştusuyla yaşadığı bir şehir. İslam'ın o hoşgörüsü, İslam'ın kendine olan özgüveni adeta burada ete kemiğe bürünmüş ve bir medeniyet olmuş. Bu medeniyet bize gösterir ki hemen Sinan Paşa Camii'nin yanı başında efendim bir Ortodoks kilisesi, hemen onun yanı başında yine bir Katolik kilisesi, caminin sol tarafında kıbleye göre ruhban okulu efendim vesaire. Yani bu toplumda, biz buralarda evladı Fatihan diyarı dediğimiz bu topraklarda İslam'ın verdiği o engin hoşgörü ve sevgiyle, kardeşlik hukukuyla, komşuluk hukukuyla riayet ederek çok güzel bir şekilde yaşamışız. Cenab-ı Allah o günlerdeki huzuru yine bu kardeşlerimize nasip eylesin. Bugün bu topraklarda, buralarda, Kosova'da, Balkanlarda yaşayan kardeşlerimiz, Arnavut, Boşnak, Türk, hiç fark etmez. İslam'ın sancaktarlığını, bayraklığını yaparak bu kardeşlerimiz burada diniyle, diliyle, örfüyle, adetiyle, camisiyle, medresesiyle ve kendilerine dedelerinden, babalardan emanet olarak bırakılan o güzelliklerin her birini korumaya çalışmışlar. Şunu söyleyelim ki, Balkanlardaki kardeşlerimiz 1912 yılında Osmanlı bu topraklardan ayrılıp gittikten sonra hala günümüze kadar İslam'ın bayraktarlığını yapmış. Ezan-ı Muhammedi'nin buralarda var olması, Müslüman kültürünün, İslam ahlakının, İslam'ın bize öğrettiği bütün o değerlerin var olması için bütün gücüyle çalışmıştır. Bugün bu topraklarda İslam'ın bayraktarlığını yapan insanlara ne kadar teşekkür etsek, ne kadar bunların varlığını takdir etsek, bu insanlar için ne kadar iyilik yapsak hakikaten hakkını ödeyemeyiz. Adeta şu camilerin, buralarda bulunan tekke, zaviye, dergah, türbe, kabir, mezar, yani tarihi adeta koruyarak
burada bekçilik yapmış, muhafaza etmiş olan bu kardeşlerimize gerçekten canı gönülden bir teşekkür borcumuz var. Evet, Ramazan ayını yaşıyoruz. Ramazan bir başka yaşanıyor. Prizren'de, Priştina'da, Gilan'da, İpek'te, Yakova'da, Mitrovica'da, Ferizay'da, bambaşka Üsküp'te, İşkodra'da, Bosna'da ayrı bir heyecanla yaşanıyor. Ramazan bu topraklara ilk günde başladığında gelişiyle beraber bütün müminlerin gönüllerinde, ruhlarında, duygularında muhteşem bir güzellik olarak açıyor. Camilerimiz elhamdülillah rahatlıkla söyleyebilirim ki %70-80'inin genç kardeşlerimizden oluştuğu bir cemaate sahip. Ve camilerimiz elhamdülillah hatimle teravih için ayrı bir güzellik oluşturuyor. Camilerimiz öğlen ikindi namazlarında mukabeleler ile ayrı bir heyecanı insanlar iftar sofralarında, gönül sofralarında iftarı beraber paylaşarak Ramazan'ı en güzel bir şekilde yaşamaya çalışıyor. Son 10 gününde Prizren camileri gece namazlarına şahitlik ediyor. İnsanlar Ramazan'ın o son gününü tıpkı Resul-i Kibriya Efendimizin itikafta geçirdiği, özel önem verdiği, değer verdiği o günleri kendi hayatlarında, camilerinde, sosyal hayatlarında en güzel bir şekilde icra etmeye çalışıyor. Biz biliyoruz ki Şehru Ramazanellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. Bu Ramazan ki Kur'an'ın indirildiği, Kur'an'la tanışanların daha çok kaynaşması, kaynaşanların Kur'an'ın ahlakıyla yaşantılarını dizayn etmesi, tanışmayanlar Kur'an'la tanışmaları için bir fırsat ayıdır Ramazan ayı. Şehru Ramazan ellezî unzile fîhil Kur'an huden linnâsi ve beyyinâtin minel hudâ vel furkân. İnsanlar için bir hidayet kitabıdır, bir yol rehberidir. İyi kötüden, doğruyu yanlıştan, hakkı batıldan ayıran o muhteşem kitabımızın indiği aydır Ramazan. Onun için 11 ayın sultanıdır. Onun için Kadir Gecesi bu aydadır. Onun için Ramazan ayı çok kıymetlidir. Men sâme Ramazâne imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembih. İman ile, ihlas ile, samimiyet ile adeta sarılarak İftarını, sahurunu, mukabelesini, orucunu, zekatını, fitresini ayrı bir fırsat bilerek Ramazan'ı ihya edenlere ne mutlu. Men sâme Ramazan imanen ve ihtisâben gufira lehu mâ tekaddeme min zembih. Allah onun bir yıl önceki Ramazan'dan bu Ramazan'a kadar işlediği bütün günahlarını affediyor. Bu bir fırsat değil midir? Kur'an'la buluşmamız için bir fırsat veriyor Cenab-ı Allah. Kur'an ayı Ramazan'dayız. Bize rehber olmuş, hakkı hakikati doğruyu öğreten Kur'an'la onu daha iyi anlamamıza, hani yüzüne bakarak okuduğumuz mukabelelerle beraber Kur'an'a bakan gözlerimizin Kur'an'la bakabilmesi için bir fırsattır bu. İslam penceresinden bakabilmek için bir fırsattır bu. Onun için değerli kardeşlerim, Ramazan ayının çok iyi değerlendirilmesi lazım. Sahurları bir fırsat bilmek lazım. Birçok kardeşimiz şunu söylüyor. Ya hocam, ben iftarı çok sağlam yapıyorum, sahura ihtiyaç da duymuyorum. Hayır. Lütfen. Hazreti Peygamber Efendimizin öğretisi ve sünneti bu değil. Mutlaka ve mutlaka bir bardak suyla da olsa, bir hurmayla da olsa, efendim ufak mütevazi bir sofrada olsa sahura kalkalım. Sahurda bereket vardır. Evlerimiz bereketlensin, yuvalarımız saadet bulsun, bedenlerimiz sıhhat bulsun. Lütfen sahuru ihmal etmeyelim. Bizim için çok kıymetlidir. Ama ısrarla söylediğimiz bir şey var. Sahur için kalktığımızda hemen alel acele bir abdest alıp, bir kenara çekilip, efendim bir teheccüd namazı. İki rekat bir teheccüd kılalım. Fırsat varsa iki daha kılalım. Fırsat varsa iki daha kılalım. Kılabildiğimiz kadar, ama ne olur? Çünkü bu teheccüd namazı o kadar kıymetli ki وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكْ عَسَى اَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. O makamı Mahmud sahibi olan Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ömrü boyunca neredeyse hiç ihmal etmediği bir namazdır. Teheccüd namazı duaların kabul olduğu namazdır. Gece kalkalım, elimizi açalım. Kendimiz için dua edelim.
ailemiz, çocuklarımız, yavrularımız için dua edelim. Ve çok dua edelim. Israrla dua edelim. Rabbi hebli mine salihin. Allah'ım evlatlarımı salihlerden eyle. Rabbena heblena min ezvacina ve zurriyatina kurrate ayun. Allah'ım göz nuru, gönül sururu evlatlar bizlere nasip eyle. Evlatlarımıza dua edelim. Durmadan edelim, defaatle edelim ki Rabbim neslimizi hayırlı eylesin. İslam'a, Kur'an'a hadim eylesin. Aile yuvamız, hemen çevremizdeki, yanı başımızdaki komşularımız, akrabalarımız için dua edelim. İsteyelim. Rabbimin hazinesinden bol, istediğimiz kadar veriyor. İstediğimizin fazlasını veriyor. Kosova'mıza dua edelim. Balkanlardaki Müslümanlara dua edelim. Avrupa'daki Müslümanlara dua edelim. Türkiye'deki Müslümanlara dua edelim. Biladi İslamiye, bütün İslam beldelerinde bulunan, Şam'da, Halep'te, Mekke'de, Medine'de, Mısır'da, Kudüs'te, Irak'ta, Filistin'de, dünyanın neresinde olursa olsun bütün Müslümanlara dua edelim. İnsanlık için dua edelim. İnsanlığın huzuru, saadeti ve mutluluğu için dua edelim. Biz böyleyiz. Dua edelim Ukrayna'da, Rusya'ya olan savaş bitsin. Dua edelim savaşların olduğu yerlerde savaşlar bitsin. İnsanlar huzura, mutluluğa ersin. Dua edelim insanlık İslam ile müşerref olsun. Hidayete ersin. Bizim özelliğimiz budur. Müslüman olmak budur değerli kardeşlerim. Kendimiz için dua ederiz. Anamız babamız için dua ederiz. Bütün müminler için dua ederiz. Çünkü Ramazan ayı bunun için vesiledir. Fırsattır. Kur'an'ı daha iyi anlamamız için bir fırsattır. Kur'an'ı okumaya çalışmamız, gayret etmemiz, onun evrensel mesajını, ayeti kerimelerin bize getirdiği bütün hükümleri, ne demek istediğini, neyi murad ettiğini, Kur'an-ı Kerim'in gönderilişinin gayesinin ne olduğunu çok iyi anlamamız lazım. Hemen açtığımızda karşımıza çıkıyor. Elif, la, mim, zalikel kitab, la raybe fih, huden lil muttakin. Bu kitap müttakileri hidayete erdirmek için gönderilmiştir. Bu Kur'an şifadır diyor Cenab-ı Allah. Öyle diyor. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Kur'an şifadır. Bir şeyden daha bahseder Kur'an. Cenab-ı Allah arıya vahyettiğini ve evha rabbuka ilen nehli en ittehidi minel cibal vahyedildiğini, yani muhteşem bir mucizedir arının varlığı. Onun ürettiği bal için fihi şifaun linnas der. Yani çok iyi biliyoruz ki bugün herkes bunu laboratuvar ortamında da test ediyor ve biliyor ki gerçekten hiçbir şekilde özü bozulmamış, yani doğal ortamda bir arının çiçekten, polenden beslenerek alıp getirip peteğinde imal ettiği, yaptığı balın şifa olduğunda bütün tabipler, bütün bilgeler, insanlar hemfikirdir. Şifadır. Kimse itiraz edebilir mi? Edemez. Kur'an diyor işte bunda bir şifa var. Ama yine o Kur'an bize diyor ki ve nunezzilu minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetun lil mu'minin. Bizim o Kur'an'da indirdiğimiz ne varsa sizin için şifadır. Bakın bu kadar açık. Yani arının balındaki şifayı gözümüzle görüyoruz. Onun ne kadar gerçek olduğuna inanıyoruz ve yaşıyoruz. İtiraz ediyor muyuz? Hayır. Ya itiraz etsek neye yarar ki zaten? İşte vaka ortada, gerçek ortada. Aynen bunun gibi Kur'an'ın şifa olduğunu Allah Celle Celaluhu bize müjdeliyor. Onun emirlerine uyan, onun emirlerini yerine getiren, onun nehyinden, yasakladıklarından kaçan, Kur'an'ın mesajını, onun aile hukukunu, miras hukukunu, ibadetle ilgili hükümlerini hayatının merkezine alıp koyan bir Müslüman şifaya kavuşuyor değerli kardeşlerim. Bedeninde şifa buluyor. Şöyle bir düşünün. Kur'an emrediyor, abdest alıyor, tertemiz. Kur'an emrediyor, namaz kılıyor. Biraz önce hocam Aşr-ı Şerif'inde okudu. Ütlü ma uhiye ileyke minel kitab. Sana indirilen bu kitabı oku diyor Cenab-ı Allah. Okuyabildiğin kadar oku. Evet, Kur'an'ın lafzını okumak ibadet. Manasıyla yaşamak bambaşka bir hayat. Ona olan imanımızla başlayan bir hayat bizi alıyor. Adeta hayatın merkezine Kur'an'ı koyduğumuzda bambaşka bir hayata bizi sevk ediyor. Men amile salihan min zekerin ev unsa ve huve mu'min felenuhyennehu hayaten tayyibe.
Cenab-ı Allah açık açık müjde veriyor. Mümin erkek ve kadınlardan kim salih amel işlerse, yani o Kur'an'a göre bir hayat yaşarsa, فَلَنُحْيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً, dünyada biz ona güzel bir hayat vereceğiz. E öyle değil mi değerli kardeşlerim? Hep beraber bunun kararını biz verelim. Müslümanlar olarak Kur'an'ı baş tacı edindiğimizde, Hazreti Muhammed Mustafa'nın sünneti seniyyesini rehber edindiğimizde, Kur'an'dan ve sünnetten oluşan ahkamı edille-i şer'iye ile yol tuttuğumuzda, ehli sünnet vel cemaat inancına bağlı olarak o dost doğru yolda sabit kadem kaldığımızda, Kur'an ve sünnetle başlayan ve böylece devam eden medreselerimiz, mekteplerimiz, bütün ulûm-u diniye ve fen ilimleri hayatımızın merkezine geldiğinde bir düşünelim. Bundan asırlar öncesini düşünelim. İşte hala bugün insanlık onu anlamaya çalışıyor. Yapılan bütün eserleri anlamaya çalışıyor. Bu eserlerde oluşturulan mimari harikaları düşünüyor, fikrediyor. Şu gördüğünüz camide aylar önce baktım, Fransa'dan bir karı koca turist gelmiş. Etrafını defalarca bakıyorlar. Tekrar tekrar bakıyorlar. Ve benim diyor buraya diyor 7. gelişim diyor. Prizren'e, bu şehre. Sinan Paşa'yı, Bayraklı'yı, efendim Emin Paşa'yı, bütün bu camileri yaşayarak ecdadın ortaya koyduğu, işte o Kur'an ve sünnetten alarak ortaya koyduğumuz o muhteşem bir mirastı bu. Onun eseriydi bu. Onu baş tacı edinerek İkra bismi rabbikellezi halak, Rabbimizin adıyla, onun adıyla başlayarak okuyarak, okuyabildiğimiz kadar okuyarak. Ama bu okuma sadece, bakın şurayı çok iyi anlamamız lazım. İslam şunu demiyor: sadece Kur'an okuyun, başka bir şey okumayın demiyor. Sadece hadis sünneti seniyeyi, hadisi şerifleri okuyun, başka bir şey okumayın demiyor. Utlubul ilme velev bissin buyurulan bir anlayışın mensuplarıyız biz. İlim Çin'de de olsa, teknik teknoloji Çin'de de olsa gidin oraya alın. Batının fennini, bilgisini, tekniğini, teknolojisini tabii ki alın. Nerede varsa, illa batı değil, Afrika'daysa, kutuplardaysa, farklı yerdeyse, hikmet müminin yetiğidir. Nerede bulursa gider alır. Bu gözle bakmak zorundayız. Ve biz Kur'an-ı Kerim'i baş tacı edindiğimizde, hayat rehberi edindiğimizde, dikkat buyurun, hem huzur bulduk, hem çevremize huzur verdik. Bu kadar net. Kur'an-ı Kerim böyle bir şeydi. Biz Kur'an'ı rehber edindiğimizde saadet asrını yaşadık. Ve etrafımıza da bunu yaşattık. Müslümanların adaletine, Müslümanların komşuluk hukukuna, Müslümanların kardeşlik hukukuna, Müslümanların birlikte yaşama ahlakına bütün Balkanlar şahit olmuştur. Ve bu çok nettir. İslam'dan, Kur'an'dan uzaklaştıktan sonra biz de huzursuz olduk, çevremiz de huzursuz oldu. İşte bütün dünya son 100 yılı, son 150 yılı okuduğumuzda bu resim net bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Onun için sevgili kardeşlerim, Ramazan ayı Kur'an ayıdır. Kur'an'la buluşma ayıdır. 11 aylık bir zaman diliminde, hani gözümüzden kaçmıştır, efendim unutmuşuzdur, işimiz vesaire, gücümüz, yoğunluk, tamam bir ton bahane var. Ama Ramazan ayına geldiğimizde adeta bütün bahanelerin kalkması gerekiyor. Elhamdülillah. Camilerimiz, sohbetler, mukabeleler, anlatılan dersler, işte televizyonlar, Besa TV sağ olsun kardeşlerimiz vesilesiyle bir şeyleri paylaşma, sizinle hemhal etme, selam verme fırsatı veriyor bize. Sosyal medya, farklı alanlar, bütün bunları iyi yolda, iyi niyetle paylaştığımızda Kur'an-ı Kerim'le buluşmak, onun o bize hayat veren pınarından, çeşmesinden doya doya içmek, değerli kardeşlerim, tekrar söylüyorum, o Kur'an'ın şifası hem maddi şifadır hem manevi şifadır. Öyle anlamak lazım. Öyle diyor çünkü. Ve nunezzilu minel Kur'ani ma huve şifaun ve rahmetun lil müminin. Şifayı gördüğümüzde bir de bunun rahmet boyutu vardır. İşte o rahmeti bizim işimizi doğru yapmayı bize anlatır. İyi Müslüman olarak, doğru Müslüman olarak, dost doğru Müslümanlar olarak yaşamamızı anlatır. Çevremizdeki insanların dini, düşüncesi ne olursa olsun, işte bu topraklarda yaşayan kardeşlerim, ehli kitapla, gayrimüslimlerle asırlarca beraber yaşamışlar. Ve öyle muhteşem örneklik koymuşlar ki,
buradaki Müslümanların örnekliğiyle çevresindeki komşuları, akrabaları, yani Müslüman olmayan insanların hidayetine vesile olmuşlar. İşte Kur'an bize bunu söylüyor. Sizin göreviniz nedir? Öğretmenliktir. En güzelini. Sizin göreviniz nedir? İmamlıktır. En güzelini yapmayı Kur'an bize emrediyor. Mimarsınız, mühendissiniz, avukatsınız, hakimsiniz, amirsiniz, memursunuz, işçisiniz, patronsunuz. Hiç fark etmez. İşçi işini en güzeliyle yapacak, patron da vazifesini, onun hakkını, hak edişini en güzeliyle iade edecek. Böyledir. Öğretmen vazifesini en güzeliyle yapacak. Öğrenci, bana bir harf öğretenin kölesi olurum, Hazreti Ali Efendimizin mantığıyla hocasına yaklaşacak. Ana baba, babalık, ebeveynlik vazifesini en güzeliyle yapacak. Kur'an'a uygun olarak yapacak. Lokman suresinin ikinci sayfasında anneler babalar için Cenab-ı Allah'ın ne buyurduğunu okuyacak. Tefsirinden okuyacak. Yusuf suresini okuyacak, evlatlar arasındaki dengenin nasıl korunmasının gerektiğine dikkat çekildiğini, kardeşlik hukukunun ne olduğunu, bir hırsın insanı nerelere getirdiğini ebeveyn Yusuf suresinden alacak, Lokman suresinden alacak ve bunu özümsedikten sonra babalık, annelik görevini en güzeliyle, en doğrusuyla, en dürüstlüğüyle yapacak ve evlat da kendi üzerine düşen vazifeyi İsmail Aleyhisselam'ın İbrahim Aleyhisselam karşısında, babasına karşı Yahya Aleyhisselam'ın Zekeriya Aleyhisselam ile diyaloğunda, Hazreti Meryem annemizin İsa Aleyhisselam'la olan diyaloğunda, yine Hazreti Meryem annemizin Hazreti Hanne annesiyle olan bütün Kur'an-ı Kerim'in bu diyalogları ördüğü o ortamı çok iyi anlayacak ve aynısını kendi sokağına, evine taşıyacak. وَيْلُلْ لِلْمُتَفِّف۪ينَ diye başlayan Mutaffifin suresinin ilk ayetlerindeki ticaret ahlakını, helal kazancı çok iyi anlayacak ve iftar sofrası kurulduğunda 10 dakika, 15 dakika kala bütün ailesini sofranın başında toplayacak ve diyecek ki evladım, hanım, çocuklar, gençler, işte etrafında misafiri kim varsa, bakın şu anda önümüzde bulunan neyimiz var? Suyumuz var, hurmamız var, çorbamız var, ekmeğimiz, aşımız var ama elimizi uzatamıyoruz. Neyi bekliyoruz? Saatin gelmesini bekliyoruz. Saat gelecek, yani iftar vakti gelecek. Efendim bugün prizlerin için iftar vakti nedir? 19.09 örneğin. Ya biz 19'da yesek ne olur? Hayır olmaz efendim. Tamam 19.05 olsa hayır olmaz efendim. Saat, vakit, nakit hesaplanmış, vakit nakittir. Saat 19.09 bugün itibariyle vakit gelecek ve biz ancak o zaman Allahümme leke sumtu ve bike amentu ve aleyke tevekkeltu ve ala rizgike eftartu. Allah'ım, senin rızan için oruç tuttuk. Sana iman ettik, sana güvendik. Senin verdiğin rızıklarla orucumu açıyorum. Duamızı eder, iftar ederiz. Zaten oruç bu demek değil midir? Bakın işte bir mektep. Kur'an ahlakından, Kur'an'ın öğretisinden kastımız budur değerli kardeşlerim. Bize bunu öğretiyor. Bize bunu anlatıyor Kur'an-ı Kerim. Sahur vaktinde kalkıp niyet ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi, niyet ettim senin rızan için oruç tutmaya. Ne demektir? Tabiri caizse el frenini çekiyoruz. El imsaku neharan diye başlar orucun tarifi. Ağzımızı mühürlüyoruz. El freni çekildi. Kapandı. Yemekten, içmekten, bedenin bir takım cinsel arzularından tamamıyla yasaklandık. Niçin? Diyet yapmak için mi yapıyoruz bunu? Bedenimiz formuna girsin diye mi yapıyoruz bunu? Efendim, etrafımızdaki insanlar beni oruçlu diye tanısın diye mi yapıyoruz bunu? Hayır, hayır, hayır. Allah rızası için yapıyoruz. Onun için Cenab-ı Peygamber Efendimizin hadisleri var. Cenab-ı Allah oruçlunun mükafatını bizatihi kendi verecek. Öyle bir ibadet ki hiçbir riyayı kabul etmiyor. İnsanlar desinler için, riya için namaz kılabilir. Riya için zekat verebilir, cömert desinler. Hacca gidebilir, hacı desinler. Ama oruçta böyle bir şey yok. Çünkü riya götüren bir tarafı yok ki, oruçluyum diyebilir. Öbür tarafta bir bardak suyunu içer, yemeğini yer. Kimsenin onu kontrol etme gibi bir şeyi yok. Yani ne demektir bu?
sahurdan iftara kadar bizatihi Allah rızası için dünya ve dünyanın bize getirdiği yeme, içme ve dünyevi olan o şehevi arzuları durdurma. Tam bir eğitim değerli kardeşlerim. Şimdi baba çocuğunu öğretiyor. Diyor ki evladım bak 10 dakika var. Şu an için şöyle bakıyorum iftar vaktine yaklaşık 19 dakika var. Bu vakit dolmadan biz iftar edemeyiz. Asla. Ama bir soru var. Bu bizim kendi ekmeğimiz aşımız değil mi? Evet. Helal. Evet. Ama biz şu anda helali durdurduk. Helali durdurduk. Neyi bekliyoruz? Vakit gelecek. Hani bizim bir de klasik ifademiz. Efendim ezanı Muhammed okunacak. Prizren'in kalesinden bir top atılacak veya havai fişek atıyor kardeşlerimiz. Yani bu neyi diyor söylüyor bize? Tamam vakit geldi. Şimdi helal ekmen, helal ekmeğin, helal suyunu içebilirsin. Değerli kardeşlerim işte oruç bu eğitimi bize verir. Yani anne baba çocuğuna ne diyor? Evladım bu su bizim helalimiz ama söz verdiğimiz için kendi helal suyumuzu bile içmiyoruz. Bu ekmek bizim. Bu sofra bizim. Bizim malımız bu. Hırsızlıkla, gasp ederek, yalanla başka bir yerden biz bunu almadık. Bu bizim. Babamızın, annemizin çalışıp alın teri helaliyle getirip ortaya koyduğu ekmek. Peki yiyebiliyor muyuz? Yiyemiyoruz. Niye? Allah'a söz verdik. Ha, kendi helal lokmasını bile, bakın Ramazan'ın ilk günlerinde ne olur? Unutarak da olsa su içebilir, yiyebiliriz. Allah onu affediyor. Ama sürekli bir eğitim var. 30 güne kadar eğitim tekabül ediyor, tekamül ediyor ve sonuçlanıp Kadir Gecesi bayramla buluşuyoruz. Değerli kardeşlerim, sevgili dostlar, şimdi bir Müslüman kendi helal ekmeğine elini uzatmıyorsa Allah'a söz verdiği için haram bir lokmaya nasıl el uzatır? Vakıf malına nasıl el uzatır? Komşunun bir başkasının malına nasıl el uzatır? Devletin malına nasıl el uzatır? Efendim bu gayrimüslim, bu Hristiyan kim olursa olsun asla. Bu Yahudi asla. Asla ve kata. İslam bunu kesinlikle onun malı da kendine göre efendim hukukuna göre korunmalı, muhafaza edilmelidir. İşte İslam bizi bu terbiyeyle. Biz Kur'an'ın bütün bu hükümlerini alıp hayatımızın merkezine koyduğumuzda biraz önce söylediğim yere tekrar geliyorum. İşimizi doğru yaptığımızda ve işleri doğru yaptığımızda ve doğru işleri yaptığımızda o zaman Müslümanlar muasır medeniyet seviyesine ve onun üstüne çıkacaktır. Bugün Müslümanların sorunu nedir? İman eden bir Müslüman imanının gereğini yapmamasıdır. Allah'a iman eden Müslümanın kader, kaza, rızık ve benzeri konularda Allah'a güvenmesi gerekiyor. Allah'a iman ettim deyip de Allah'a güvenmiyorsa haşa, orada bir sıkıntı var. İman ettim deyip de amentu billah thummestakim buyuran peygamberin ümmeti, Allah'a iman ettim de sonra dosdoğru ol. Mümine doğruluk yakışır görse de ikrah, doğruların yardımcısıdır Hazreti Allah. Biz böyle yetiştik. İslam medeniyeti böyle yetişti. Nerede olursan ol. Ya buneyye inneha in teku mithkale habbetin min hardelin fetekun fi sahratin ev fis semavati ev fil ardı ye'ti bihallah. Biraz önce dedim ya Lokman suresinden bir ayet okudum. Yavrucuğum, çocuğum yapmış olduğun işi, eylemi, faaliyeti nerede yaparsan yap. İstersen mağaranın içinde, göklerde, fezada, uzayda, yerin dibinde ne kadar gizlide, tenhada, sotede, kenarda yapıyorsan yap. Allah onu alır, senin karşına getirir. Evet. Durum budur. Onun için işte mümin önce kendinde bir vicdan oluşturur. Mümin anne baba evladında bir vicdan oluşturur. Bu vicdanın gereği Allah'a iman ettikten sonra dosdoğru olmaktır. Sizden biriniz yapmış olduğu işi doğru yapmasından Allah çok memnun olur. Hoşnut ve razı olur. Onun için aziz dostlar işlerimizi çok iyi yapmalıyız. İşlerimizi düzgün yapmalıyız. Müslümanlar olarak nerede olursak olalım, fabrikada çalışan işçi, imalatta bulunan işçi, lokantada, restoranda bulunan işçi, aşçı, herkes işini düzgün yapacak. Ve
biz bütün bu güzellikleri yaptığımızda, oluşturduğumuzda o İslam medeniyetinin saadet akdini, saadet vaktini, saadet zamanını, saadet dönemini Cenab-ı Allah tekrar ve tekrar bizlere nasip edecek. Evet değerli kardeşlerim, bize ayrılan sürenin sonuna doğru geldik. Ben Besa TV'ye çok teşekkür ediyorum. Bize böyle bir fırsat verdiler. Kısa bir duayla beraber programımızı tamamlamış olalım inşallah. Çünkü sohbetimin başında söyledim ya, çok duaya ihtiyacımız var. Prizren'deki Müslümanların, Kosova'daki Müslümanların, Türkiye'deki Müslümanların duaya ihtiyacı var. İnşallah biz de bu iftar saatine, Türkiye iftarı yaptı. Yavaş yavaş bize doğru gönderiyor. Efendim işte Balkanlara doğru iftar gelirken biz de ellerimizi açıp bir duayla beraber bu saadet, bu saatte, bu kıymetli vakitte duası olan kardeşleri, kabul olan kardeşlerimiz arasına dahil olalım inşallah. Amin. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammed ve ala âlihi ve sahbihi ecmaîn. İlahi ya Rabbi, senin rızan için şu mübarek Ramazan ayında oruçlar tutuyoruz. Sana inanıyoruz. Sana güveniyoruz. Sana teslim oluyoruz. Allah'ım bizleri sen koru, muhafaza eyle. Oruçlarımızı, ibadetlerimizi, zekatlarımızı, fitrelerimizi, mukabelelerimizi, teravihlerimizi, bütün namazlarımızı, hayır hasenatımızı kabul eyle. Hasıl olan bütün sevapları evvela Peygamber Efendimizin, bütün peygamberani izam ve resulü fiham efendilerimizin, ashab-ı kiramın, ehli imanın, şehitlerin, gazilerin ruhlarına hediye ediyoruz. Kendilerini haberdar eyle ya Rabbi. Bu toprakları, bu memleketleri bizlere emanet eden, kanlarını, canlarını veren bütün şehitlerin makamlarını âli eyle. Gazilerin makamlarını âli eyle. Bu emanetlere sahip çıkabilmeyi de bizlere nasip eyle. Bizlerin yetişmesinde, bu ilimlerin bizlere ulaşmasına vesile olan bütün alimlerimizin, hocalarımızın, üstadlarımızın, ülema-i kiramın da ruhlarına hediye ediyoruz. Kendilerini haberdar eyle. Dünyada olanlara sağlık, sıhhat, afiyetler ihsan eyle. Allah'ım şu mübarek saatte hastaları, hastalıkları olanlara acil şifa, derdi olanlara acil deva, borcu, sıkıntısı, kederi olan bütün kardeşlerimize kolaylığından, helalinden edalar nasip eyle. Ya Rabbi Türkiye'de depremde hayatını kaybeden kardeşlerimize rahmet eyle. Hastalara şifalar ihsan eyle. Geride kalan kardeşlerimize sabır ver, dayanma gücü ver. Bu sıkıntılardan bir an önce kurtulup huzura kavuşmayı bütün kardeşlerimize, bütün Müslümanlara nasip eyle. Kosova'mızı, Balkanlarda yaşayan bütün Müslüman kardeşlerimizi, Türkiye'mizi ve diğer bütün Biladi İslamiye'yi her türlü fenalıktan, her türlü kötülükten, her türlü tehlikeden sen koru ya Rabbi. Şu mübarek saatte yapmış olduğumuz duaları Kabe'de, Arafat'ta, Mina'da, Müzdelife'de, Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da kabul olan bütün dualara ilhak eyle. Cümle geçmişlerimize rahmet eyle. Makamlarını âli eyle. Derecelerini yüce eyle. Kafe-i ehli iman, ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhları için, ümmeti Muhammed'in sıhhat ve selameti için, hayırların celbi şerlerin def'i için, mübarek Ramazan ayının hayır, rahmet, bereket ile bizlerden şefaatçi ve razı olarak ayrılması ve bu güzel ayı yaşamamız için Allah rızası için El Fatiha.